Selamlar arkadaşlar. Bugün son yayınlanan Marvel fragmanlarını konuşuyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Bildiğiniz gibi Marvel evreninde bir hareketlilik var ve fragmanlar ardı ardına geliyor. Özellikle son yayınlanan Agatha All Along fragmanı çok önemli bilgiler barındırıyordu. Fragmana baktığımızda Darkhold'un kara büyü enerjisini kullandığı için parmakları ve ayakları kararmış bir ceset gördük. Bununla beraber Wanda Maximoff'un öldüğünü de kesinleştirmiş oldular. Ancak bu dikkat çekmek için yapılan bir şey de olabilir. Çünkü geçmişten bildiğimiz gibi Marvel bazen fragmanlarda değişiklik yapıyor. Ayrıca Green Witch de dizideki asıl rakibimiz olacak gibi görünüyor. Her ne kadar Agatha Wanda'nın büyüsünden kurtulmuş olsa da bir cadının gücünü arttıran şey kendi meclisidir. Bu yüzden bir ekip kurma yolculuğu izleyeceğiz. Green Witch çizgi romanlarda yer almayan bir karakter. Bu da demektir ki MCU için özel olarak düşünüldü. Ayrıca kendisinin Scarlet Witch kadar güçlü olduğu yönünde söylentiler var. Fragmanda en sevdiğim şey çatlak bir ekip ve arka planda kullanılan Florence The Machine'ın Seven Devils şarkısı oldu. Bir diğeri ise Kaptan Amerika Brave New World fragmanı. Steve Rogers'ın aksine yeni Kaptan Sam Wilson'ın Amerikan siyasetine ve askeri birliğine dahil edişi ön planda. Steve gibi kendi iradesi kapsamında insanlara yardım etmenin yanı sıra resmi askeri bir pozisyonda olmaya çalışılıyor. Eski düşman yeni dost mantığı hakim. Sam Wilson ise Steve'in gölgesinde kalmamak ve kendi iradesini kullanmak adına hem Falcon hem de kaptan kimliğini bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca laboratuvarda süper asker deneylerinin varlığını gösteriyordu. General Ross'un değişimi de bıyığı kesmeyle ilişkilendirilmiş. Ayrıca finalde Red Hulk gösterildi. Çizgi romanlarda Red Hulk, General Ross'un diğer formuydu. Bruce Banner'dan daha tehlikeli olabilecek bir güce sahip ve Sam Wilson ana düşman olarak karşımıza çıkacak. Son Marvel yapımları beklentilerimizin çok altında kalıp bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Evrende büyük bir kargaşaya boğulmuştu. O yüzden çoğu yapımı takip etmeyi bırakmıştım. Bu iki fragman, özellikle de Agatha bana biraz iyi geldi diyebilirim. Deadpool'un yeni filminde sabırsızlıkla bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Marvel toparlayabilecek mi? Düşünceleri bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazlası için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.